Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi evde hazırlayabileceğiniz incik tandır tarifi vereceğim. Hem de iç pilav eşliğinde tüm detaylarıyla bu videoda bulabileceksiniz. Bildiğiniz tüm tarifleri unutun ve bu tarifimi mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlarım. Denedikten sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hemen tarif detaylarına geçelim buyurun. Öncelikle etimizi mühürlemekle işe başlayalım. Eğer mümkünse bu şekilde bir döküm tava tercih etmenizi tavsiye ederim. İyice ısındıktan sonra ete hiçbir işlem uygulamadan direkt tavamıza alalım. Yaklaşık birer dakika arayla her tarafını ara ara çevirerek mühürleyelim. İncikleri bu şekilde suyunu içine hapsederek mühürledikten sonra devam edelim. Ben bu aşamayı kısa olarak geçiriyorum ama sizler yavaş yavaş mühürlemeyi mutlaka ihmal etmeyin etinizi. Şimdi hemen mühürlenmiş inciklerle devam ediyorum. Öncelikle ikinci işlem olarak hazırlamış olduğumuz incikleri bu şekilde bir yağlı kağıdın içerisine alalım. Sonrasında üzerine etimizi lezzetlendirmek amacıyla tuzunu ilave edelim. Mutlaka Himalaya tuzu veya kaya tuzu tercih edin arkadaşlarım. Üzerine yeteri miktarda tuz serptikten sonra birazcık karabiber ve kekik de serpelim. Bu şekilde asla içine yağ ilavesi yapmadan artık yağlı kağıdımıza sarabiliriz. ve artık bu kadar yeterli şimdi yağlı kağıdın iki ucunu bir araya getirerek inciyi sıkı sıkı saralım daha sonrasında da folyoya sarmamız gerekecek. Folyo biliyorsunuz çok fazla faydalı değil direkt temas halinde olursa ancak bu şekilde yağlı kağıdın üzerine sararsanız hiçbir zararını görmezsiniz. Emin olun. Şimdi bu şekilde yağlı kağıdın üzerine de folyodan bir parça aldım. Sıkı sıkı olacak şekilde yine folyoya da saralım. Lokum gibi pişmesi açısından kendi suyunda kendi buharında kızarması ve pişmesi açısından bu işlem çok önemli. Özellikle folyoyu mutlaka kullanın lütfen bu şekilde yağlı kağıdan üzerine. Diğer incikleri de aynı işlemi uygulayalım ve sonrasında devam edelim. Diğer incikleri detaylı olarak görmeniz için hızlandırılmış olarak hemen sizlerle paylaşıyorum. Bir diğer tarafta da fırınımızı alt üst ayarda 195 derecede ısıtalım. İkinciyi de hazırladım hemen. Şimdi hızlandırılmış olarak üçüncü inciyi de baharatlarıyla buluşturarak sarıyorum. Ve sonrasında ısıya dayanıklı bir fırın kabına bu güzel lezzetli inciklerimizi artık alabiliriz. Bu şekilde bir fırın kabı tercih ettim ben. Şimdi içerisine inciklerimi alıyorum ve başka hiçbir işlem uygulamadan direkt fırına göndererek önceden ısıtmış olduğumuz fırında 2 saat boyunca hiç kabuğunu açmadan bu şekilde pişmeye bırakalım. İncikler fırında pişerken biz de diğer tarafta pilavımızı hazırlayalım uygun bir pilav tenceresine bu şekilde sıvı yağ ilave edelim yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım İçerisine bir bardak dolusu Yasemin pirinç kullandım ben sizler baldo pirinçte tercih edebilirsiniz güzelce bol suyla yıkadıktan sonra suyun içerisinde bekletmeden tavamıza alalım Orta ateşte ara ara karıştırarak 3-4 dakika kadar çıtır çıtır olup şeffaflaşıncaya kadar güzelce bir kavuralım. Bu arada pirinç miktarını bir su bardağı olarak kullandım. 3 kişilik incik için 3 kişilik de pilav hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Diğer tüm tariflerimde olduğu gibi bu güzel lezzetli pilavın ve inciğin malzeme listesini de açıklama kısmına ekledim. Oradan da rahatlıkla bakabilirsiniz. Şimdi hemen içerisine bir tatlı kaşığı dolu dolu tereyağı ilave ettim. Yaklaşık pirinci 3-4 dakika kadar sıvı yağda kavurduktan sonra tereyağını ilave edelim. Tereyağının yanmasını ve görüntüsünü değiştirmesini istemiyoruz. Pirinçleri tereyağla birlikte de şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi içerisine bir çorba kaşığı dolusu kuş üzümü ekleyelim. Ben çam fıstığı da kullanacağım ancak süsleme kısmında servis kısmında kullanacağım. Şimdi kullanmıyorum onun için pilavın içerisine eklemedim. Kuş üzümü ile birlikte şöyle bir kez daha çevirdikten sonra artık pirincimizin suyunu ilave edebiliriz. Pirinçleri ıslatmadan kullandığım için 1'e 2 ölçüsü kullandım ben. Şimdi 2 su bardağı da su ilave ettim. Eğer sizler ıslatmaya vakit bulabilir de en az 1 saat kadar suda ıslatabilirseniz pirinçleri bire bir ölçüde kullanabilirsiniz. Şimdi tuzunu ve şekerini ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tane küp şeker ilave ediyorum. Son olarak bir çay kaşığı dolusu da zerdeçal kullandım ben. Eğer mümkünse safran da kullanmanızı öneririm bu aşamada. Ayrıca pilavınızın suyuna da isterseniz et suyu tercih edebilirsiniz tabii ki çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak pişmeye bırakalım. suyunu tamamen çekinceye kadar pişirdikten sonra üzerine bir sofra beziyle örtelim ve yarım saat kadar demlendirelim. Bu arada yaklaşık 2 saate yakındır pişiyor inciklerim gördüğünüz gibi lokum gibi oldular. Hemen folyodan ve yağlı kağıttan sıyırarak tepsime tekrardan alıyorum. Bu aşamayı elinizi yakmadan yapmanızı tavsiye ederim. Çok sıcak buharıyla elinizi yakabilirsiniz ve bu aşamayı da sıcakken yapmanız gerekiyor bir yandan. Bu şekilde yağlı kağıdından ve folyosundan incikleri ayırarak tekrar fırına gönderelim. Tekrar fırına gönderdikten sonra yine bir 195 derece ayarlı fırında 15 dakika kadar daha kızartalım. Şimdi hemen fırına gönderiyorum ve artık servis aşamasıyla devam edelim. Pilavımız gayet başarılı bir şekilde dinlendi, incikler de nar gibi kızardı. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Dilediğiniz bir servis tabağının içine önceden hazırlamış olduğumuz pilavı alalım. güzelce yaydıktan sonra fırınımızdan incikleri de çıkaralım hemen. Lokum gibi pişmiş, nar gibi kızarmış, mis kokular eşliğinde inciğimiz hemen geldi. Şimdi inciklerin bu kemikli kısımlarını, gördüğünüz sap kısımlarını folyo ile sararak servise hazırlayalım. Kare kesilmiş birer parça folyoyla kemik kısımlarını sardıktan sonra pilavın üzerine alalım. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. Asla kimse evde yaptığınıza inanmayacak kadar da lezzetli emin olun ki. Hemen bir parça daha incikten pilavın üzerine alıyorum. Tarifim hakkındaki fikirlerinizi lütfen yorum kısmından bana yazmayı unutmayın arkadaşlarım Yağsız tavada pembeleşinceye kadar kavurmuş olduğum çam da pilavın üzerine serpiştirerek servisini sonlandırıyorum Tarifimi bu aşamaya kadar izleyen herkesten videoma birer beğeni rica ediyorum Ve daha fazla tarife kolayca ulaşmak içinse abone olmayı unutmayalım lütfen Yine dilerseniz her gün yepyeni tarifleri sizlerle buluşturduğum Instagram sayfama da göz atabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi nasıl güzel piştiğini sizlere detaylı olarak çekerek veda ediyorum. Bir başka tarif ve lezzetle buluşuncaya dek afiyetle kalın.